Merhaba değerli arkadaşlarım. Manyetik kuvvetle ilgili dördüncü dersimizde birlikteyiz. Bu dersimizde yüklü parçacıklara etkileyen manyetik kuvvetle ilgili çalışmalara yer vereceğiz arkadaşlar. Ama öncelikle bazı bilgileri hatırlatmakta yarar görüyorum. Parçacık deyince elektriksel anlamda artı yüklü, eksi yüklü ve nötr, yüksüz parçacık kodlamasını hatırlamak durumundayız. Hemen yine bilgilendirme yapalım. Elektron biliyorsunuz arkadaşlar eksi yüklü bir parçacık iken proton artı yüklü bir parçacıktır. Doğru mu? Doğru. Devam ediyoruz. Deşarj tüpü fotoğrafımızı görüyoruz arkadaşlar. Burada yüklü levhalardan hatırlayabilirsiniz ya da elektrik devrelerinden hatırlayabilirsiniz arkadaşlar. Burada şunu değerlendiriyoruz. Artı yüklü plaka yüksek potansiyel, eksi yüklü plaka da alçak potansiyeli ifade eder. Arada arkadaşlar artı yüklü bir parçacık bırakırsanız yüksekten alçağa doğru harekete geçtiğini görürsünüz. Eksi yüklü parçacıklarsa alçak potansiyelden yükseğe doğru akar. Burada hemen bilmemiz gereken iki nokta var. Bir tanesi elektrik akımı. Akım yönü nereye doğrudur arkadaşlar? Yüksek potansiyelden alçak potansiyele doğrudur. Peki elektriksel alan yönü ne tarafa doğrudur arkadaşlar? Elektriksel alan yönü de yine yüksek potansiyelden alçak potansiyele doğrudur. Yani akımla aynı yöndedir. Burada önemli nokta, hatırlatacağımız nokta şu. Akım yönüyle artı yüklü parçacıkların hareket yönü aynı oluyor. Görüyor musunuz? Eksi yüklerse akıma zıt yönde seyahat etmiş oluyor. Bunu bakın cümleye döktük burada. Artı yüklerin aktığı yön akım yönü kabul edilirken eksi yüklerin aktığı yön akımın tersidir diyoruz. Güzel. Şimdi manyetik kuvvet bölümüne geçiş yapmak istiyorum. Daha önceki dersimizde ne görmüştük? Akım geçen tele etkiyen manyetik kuvvet nereden buluyorduk? Fakir bir sinimiz vardı hatırlayacaksınız. Peki yüklü parçacık için arkadaşlar akım kavramını nasıl kullanacağız? Tel boyu yok. Nasıl bir kuvvet oluşacak? Bakın teknik bir çalışma yapıyorum arkadaşlar. Akım neye eşitti hatırlayalım. Kesitten birim zamanda geçen yük miktarı olarak değerlendiriyorduk. I eşittir Q bölü T. Doğru mu? Telin boyunu da arkadaşlar yüklerin hareketi olarak düşündüğünüz zaman L boyundaki mesafeyi ve sabit hızıyla T süreli aldığını düşünürsek yüklerimizin bakın formülasyonunu düzenlemiş olduk. Hemen buradan arkadaşlar bir yer renk değişikliği yapayım ben sizin için. Bakın formülümüzde, manyetik formülümüzde bunları yerine koyalım arkadaşlar. Bakın ne oluyor? B olduğu gibi duruyor. Akım yerine Q bölü T yazıyorsunuz. L boy yerine de V çarpı T yazıyorsunuz. Çarpı sin alfa aynen kalıyor. Güzel. Değerli arkadaşlar dikkatle baktığınızda ne göreceksiniz? T'ler gitti mi? Gitti. Formülü toparlayın arkadaşlar. Burada bakın parçacık için manyetik kuvveti bulmuş oluyorsunuz. Parçacık için manyetik kuvvet diyoruz arkadaşlar. Bunun açılım üzerinde çalışma yapacağız tabii. Düzenlemeyi görün diye özellikle ifade ettiğim ezberden sizi biraz kurtarmak istiyorum. Geliyorum bakın şimdi. Manyetik alanda hareket eden yüklü parçacığa etkileyen manyetik kuvvetin arkada bulduğumuz formül düzenlemesini gördünüz matematik modellemesini. F manyetik B Q V sin alfa. Güzel. Burada arkadaşlar alfa nedir? Önce onu burada kenarda tanımlayalım isterseniz. Alfadan kastedilen şey önceki fakir bilsinde neydi? B ile akım yani L arasındaki açıydı arkadaşlar. Burada da manyetik alan vektörü ile hız vektörü arasındaki açıyı ifade eder. Yani B ile V arasındaki açıdır diyoruz. Açıdır. Bunu kaçırmayın arkadaşlar. Bu bizim için çok değerli bir yaklaşım. Yorumlarken birazdan ifade edeceğiz. Burada bir de espri sizinle paylaşalım arkadaşlar. Bir tavsiyemiz olsun size. Şöyle onu da renk değiştirerek ufak bir düzenleme yapmak istiyorum. Biliyorsunuz bir önceki formülümüz neydi? Tel için baktığımız zaman fakir bilsindi. Tamam. Fakir bilsin derken arkadaşlar sadece gerçekten fakirleri kastederek söylemiyoruz. Öğrencilerin hepsi fakirdir. Esprimizi destekleyelim birazcık daha. O yüzden bütün çalışan öğrencilerimiz bir net daha fazla yapsın istiyoruz ki daha iyi yere gitsinler. Tamam. Hemen arkadaşlar buradaki fakirliğimizin de ölçüsünü bir görelim. Bu sefer bakın açıkça yazdım. Araları kaynaştırmalarla dolduralım istiyoruz. Yine fakir ama bu sefer
bisküvisi olsun arkadaşlar. Ok yönünde okuyorsunuz, fakir bisküvisi oldu. Yani ihtiyaç duyduğunda hemen öğrenci atıştırmalık olarak yanında bisküvisini bulundursun istiyoruz. Tamam. Değerli dostlar, devam edelim. Hemen bir yorum ekledim bakın kenara. F manyetik ne zaman sıfır olur diyoruz arkadaşlar. Bakın önce yorumları yaparken arkadaşlar dikkat edeceğimiz noktalardan biridir bu. Matematik modellerimi hatırlamak yorum açısından da çok değerlidir. Siz burayı hatırlamazsanız yorum yaparken sıkıntı çekeriz. Bakın alfa açımız yani B ile V arasındaki açı arkadaşlar. Sinüs değeriyle olduğu için 0 derece veya 180 derece ise değeri 0 olur. Doğru mu? O zaman manyetik kuvvet etki etmez. Manyetik alan doğrultusunda fırlatılan parçacıklara yüklü de olsa manyetik kuvvet etki etmezi öğrenmiş olduk. Doğru mu? Doğru. Peki. Hızımız arkadaşlar. Hız varsa manyetik kuvvet etki ediyor. O zaman hız 0 ise 0 dereceyi bir silelim şuradan arkadaşlar. Derece kavramı olmayacak tabii orada. Yanlış anlaşılmaya neden olmasın. 0. Hızımız 0 ise yani parçacık durgunsa arkadaşlar ona bir kuvvet etki etmez. Peki bir de arkadaşlar yükü 0 ise yükün 0 olması demek nötr. Yani yüksüz parçacık diyoruz. Doğru mu? Evet. Bunlardan herhangi biri söz konusuysa parçacığa bir kuvvet etki etmez diyoruz. Anlaştık mı? Çok güzel. Devam ediyoruz. Bir de arkadaşlar yedek bilgi aldım bakın. Yine konu içinde lazım olacağı için hatırlatmalarımı yapıyorum ona göre. Bu yedek bilgideki kasıt şu. 12. sınıftaki arkadaşlarımız bu konuyu tekrar ederken tabii zorlanmayacaklardır. Çünkü onlar çembersel hareketi biliyorlar arkadaşlar. Ancak ilk defa bu konuyla muhatap olacak arkadaşlarımız için yani 11. sınıflar için konu önemli. Ama bu arkadaşlar da şöyle o yüzden yedek bilgi yazdım arkadaşlar. Hatırlatmalarımı yapıyorum çağrışım olsun diye konunun tamamını bilmek zorunda değiller arkadaşlar. Bir parçacık için düzgün çembersel hareket bilgileri nelerdir? Hatırlatıyoruz bakın. Değerli dostlar, dikkat edin. Bir parçacık çembersel bir yörüngede bir şekilde döndürülüyorsa, bu şöyle olabilir. Çembersel bir koşu pistinde siz koşuyor olabilirsiniz. Arabanın direksiyonu belli bir açıyla çevirip arabaya tur attırıyor olabilirsiniz. Ya da ipin ucuna bir cisim bağlayıp ipi arkadaşlar masa üstünde ya da uygun zeminde havada çembersel hareket yaptırabilirsiniz. Yani bunun ayrıntılarını zaten 12. sınıf konusu görülürken tartışmaya açıyoruz. Biz burada hatırlatmalarımızı yapalım yeterli arkadaşlar. Neler var bakın hemen kenarda bilgilendirmemizi yaptık. O dönme merkezini anlatıyor. T arkadaşlar dolanım periyodu yani tur zamanıdır. F frekans diye tanımlanır. Birim zamandaki tur sayısıdır. Anlaştık mı? W açısalız. Bu ilk defa tanıdığımız bir şey belki burada. Çok fazla şu ana kadar 11'ler açısından söylüyorum. Gündemde olmayan bir durumdu. Çizgisel hız zaten bizim hız diye tanımladığımız kavramımız. O anlamda bir sıkıntımız yok. Burada özel kodlama olarak teğet hız ya da çizgisel hız kodlamasını yapabiliyorsunuz. P çizgisel momentum. Momentumda direkt momentum demiştik bakın. Ama çizgisel momentum kodlamamızın da bir ayırt ediciliği vardır. Onu da ilerleyen dönemlerde göreceğiz arkadaşlar. Kuvvet, bizim bildiğimiz F sembolüyle gösterdiğimiz kuvvetimiz burada merkezcil kuvvet diye tanımlanıyor. Dikkat ederseniz burada hıza dik bir kuvvet var. Biz normal harekette kuvvetimiz hızla aynı yön ya da zıt yön diye hep kodlama yapıyorduk. Burada arkadaşlar dik olması hızın büyüklüğünün değişimi olmadan sadece yönünü değiştirecek şekilde dolandığını anlatmak içindir. Hatırlatma yapıyorum. İvme yerine merkezcil ivme diyoruz. Çünkü cismi merkeze doğru yönlendiren, çembersel hareket yaptıran bir ivmedir diye kodluyoruz. R'de arkadaşlar konum vektörü ya da yarıçap olarak değerlendiriyoruz. Bunları hatırlatmış olduk. Kulağımız burada kalsın istiyoruz. Tamam. Formüllerini düzenleyelim. Matematik modellemelerini bakın. Frekansla periyodun çarpımı 1'i verir. Bunu dalgalardan hatırlıyorsunuz zaten. Açısal hızımız arkadaşlar radyan cinsinden yarıçap vektörünün birim zamanında taradığı açıdır. Ayrıntısına şu an gerek yok ama göstermiş oluyoruz. Çizgisel hız yine birim zamanında alınan yol diye değerlendiriyoruz burada arkadaşlar. Skaler olarak değerlendiriliyor.
Bir turda ne kadar yol alıyoruz? Çemberin çevresi kadar. Tur zamanında T olarak yazma formülü bu şekilde düzenlemiş oluyoruz. Sizin aklınızda kalabilecek olan nokta şurası arkadaşlar. Çizgisayarız açısalız çarpı yarıçaptır. Buna zaman zaman ihtiyacımız belki olur. Çizgisel momentum tanıyorsunuz zaten. Hatırladığımız momentum konusundan bildiğimiz bir kavram. F eşittir ama dinamikten tanıdığımız bir format ve formül. Burada arkadaşlar merkezcil ivme. Bunun zaten ayrıntısına şu an çok ihtiyacımız yok. Sadece hatırlatmış oluyorum. Bizi en çok ilgilendirecek olan kısım arkadaşlar merkezcil kuvvet. F eşittir MA'dan ivmeyi yerine yazdığımız zaman bakın. Merkezcil kuvvet özellikle kutu içine aldığım M V kare bölü R kısmına odaklanın. Bunu merkezcil kuvvet olarak tanımlıyoruz. Bizim burada kullanacağımız ağırlıkla budur arkadaşlar. Ama yorumlarken lazım olur diye ayrıntılarını gösterdim. Şimdi gelelim biz esas konumuzun içerisine arkadaşlar. Düzgün manyetik alana dik giren, dikkat edin, dik giren artı yüklü bir parçacık için manyetik kuvveti nasıl bulacağız, düzenlemelerimiz neler olacak? Çok dikkat ediyoruz arkadaşlar. Esas işimiz şimdi başlıyor. Burada arkadaşlar biz yüklü parçacık için hemen şöyle bir renk değişikliği yapayım arkadaşlar. Kırmızı bir kalem alayım elime. Evet. Değerli arkadaşlarım şunu göreceksiniz. Yüklü parçacık için biz FBI kuralını yani manyetik kuvveti uygulamak istiyoruz ya. Yüklü parçacığımız artı yüklü ise hareket yönünü ne olarak tanımlayacağız demiştik az önceki bölümümüzde. Akım yönü olarak tanımlayacağız ki sağ el kuralını uygulayabilelim. FBI'de tokat tekniğini kullanırsanız düz dört parmağınız sayfaya dik içe doğru manyetik alan yönünü gösteriyor. Baş parmağınız hız vektörünün yönünde artı yükler için böyle alıyoruz tuttuğunuz zaman yani akım yönünü temsil ediyor. Sanki arkadaşlar hızın yönünü iyi gibi düşünüyorum şöyle gördünüz mü? Gösteriyorum bakın. Bu durumda arkadaşlar parçacığı etkileyen kuvvet hıza dik bir şekilde bakın F manyetik kuvvet diyoruz buna biz. Bu manyetik kuvvet arkadaşlar hıza dik uygulandı. Hıza dik uygulandığı için hızın büyüklüğünü ne yapamaz? Değiştiremez. Burada arkadaşlar ama hıza dik uygulandığı için hızın dönmesine neden olur arkadaşlar. Ve ne olur bakın hız bir süre sonra şu pozisyona gelir ama büyüklüğü değişmez. Bir süre sonra şu pozisyona gelir yine büyüklüğü değişmez. Yorumlara dikkat edin. Bu sırada R yarıçaplı bir çember çizmeye çalışır. Eğer manyetik alan tüm sistemi kapatmışsa çember tamamlanır aklınızda olsun. Tabi burada R büyüdükçe başka bölgelerden de sistemi terk edebilir. Biz bir durumu anlatmak için uğraşıyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Çok güzel. Burada manyetik kuvveti biz fakir bisküvisi olarak tanımladık mı az önce? Evet. Merkezcil kuvveti de mv kare bölü R olarak tanımladık mı? Evet. Şimdi arkadaşlar bu iki formülü birleştirelim. Açı burada arkadaşlar hızla manyetik alan arasındaki açı 90 olduğu için sinüs 91 olduğu için devre dışı kalmış oldu. Doğru mu? Şimdi dikkatle bakıyorum arkadaşlar. Formül düzenlemelerimize geçiyorum. Ben arkadaşlar buradan şunu söylemek zorunda kalıyorum. Dikkat edin. Merkezcil kuvvet görevini burada kim üstlenmiş oldu? Manyetik kuvvet üstlenmiş oldu. Dikkat edin. Merkezcil kuvvet görevini yapan manyetik kuvvettir. Cismi çembersel olarak döndüren kuvvete merkezcil kuvvet diyoruz. Bu da manyetik kuvvet olarak karşımıza çıkıyor. Bu durumda arkadaşlar formüllerimizi düzenliyorum bakın. M çarpı V kare bölü R eşittir. Manyetik kuvvetimizde B çarpı Q çarpı V sin alfayı yazmıyorum 1 olarak aldığımız için burada. Doğru mu? Doğru. Bakın formülü düzenledik arkadaşlar. Şimdi şöyle yapacağım bakın. Ben değerlendirmeme dikkat edin. Arkadaşlar kare ve birer tane V gitti hızımız. Doğru mu? Arkadaşlar düzenlemeyi yaptığım zaman solda elimde kalan ne oldu? M kaldı. V kaldı. Eşittir. Karşı tarafa bakıyorum arkadaşlar. B var. Q var. Bir de arkadaşlar R'yi de karşıya attık. R geldi. Doğru mu? Aa, çok ilginç ve çok güzel. Şimdi arkadaşlar o zaman şöyle bir durumla karşılaşıyorum. Bakın şimdi. Dikkatle bakıyorsunuz. Özellikle maviyle yazdım. Fark ettiniz mi? Çok güzel. O zaman ne oluyor arkadaşlar? Bunun önüne P yazıyorum. Bakın. M çarpı V çizgisel momentumu hatırlatmıyor mu? Evet.
O yüzden momentumu bu şekilde yazabildik. Ve değerlendirmemizi şöyle süsleyelim arkadaşlar. Dikkat edin. Mavi ile yazmamı aklıma benim şunu hatırlatıyor arkadaşlar. Atlarına küçük kaynaştırma harfleri yazıyorum. Bakın mavi bakır diye yazıyorum. Okuyalım arkadaşlar. Formülümüz mavi bakır. Yani çizgisel momentum neye eşit oldu? Mavi bakıra eşit oldu arkadaşlar. Çizgisel momentum. Evet. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar akılda kalmasına yardımcı olsun diye söylüyoruz. Burada o zaman hem mavi çizgisel momentumdur hem de bakır çizgisel momentumdur. Bu şekilde de aklımızda kalsın istiyoruz. Bunu tabii süslemeye devam edelim arkadaşlar. Bakıyorum şimdi değerli gençler düzgün manyetik alanda alana dik giren eksi yüklü parçacık için. Arkadaşlar bu sefer de bakın aynı kuralı tekrar değerlendiriyorum. Yükümüz eksi olduğu zaman arkadaşlar taktik olarak tavsiye edeceğimiz nokta nedir? Eksi yüklerin hız yönü neydi? Akıma zıt yöndü. Doğru mu? O zaman sağ el kuralını uygularken manyetik alan içe doğru sayfaya dik. Eksi yükler için hız yönünün tersini akım yönü alıyorum. O zaman buraya i gibi yazıyorum arkadaşlar. Gördünüz. O zaman sağ el kuralını uygulandığı zaman avuç içim arkadaşlar manyetik kuvvetin yönünü gösteriyor. O zaman manyetik kuvvet bu şekilde oluyor. Diğerini alt alta yazarsanız defterinize kıyaslamayı daha rahat görürsünüz. O zaman yani aynı manyetik alana girdikleri zaman elektron bir tarafa ya da eksi yükler bir tarafa sapıyorsa artı yükler yani proton diğer tarafa sapar. Anlaştık mı? Çok güzel. Ve dik bir uygulama var. Ve yine az önceki gibi arkadaşlar kurallar açısından bir değişiklik olmayacak. Hızımızın arkadaşlar büyüklüğü değişmeyecek, yönü değişecek. Yine büyüklüğü değişmeyecek, yönü değişecek ve R yarıçaplı bir çember çizmeye çalışacaktır. Manyetik kuvvet yine arkadaşlar merkezcil kuvvet görevini görecektir. Bunu biliyoruz. O zaman az önceki formülümüzü yazıyoruz arkadaşlar yine. Ne diyorduk? Çizgisel momentum eşittir. Mavi bakırdı. Doğru mu? Bu bizim buradaki en önemli matematik düzenlememiz arkadaşlar. Bunu bir kere kaçırmayacağız hiç. Bunu yakaladıktan sonra bunun üzerinden tabi çalışmaları devam ettirebiliriz arkadaşlar. Bu bizim bir numaralı formülümüz, formatımız. Tamam. Bir de arkadaşlar üzerine ekleyebileceğimiz önemli bir nokta dolanım periyodu. Dolanım periyodunu bulurken de bakın şimdi. Dolanım periyodu dediğimiz zaman T diyoruz arkadaşlar. Tur zamanı. Bunu arkadaşlar yazarken biz ne yapıyoruz bakalım. Şöyle düşünüyoruz. Aslında çember olarak baktığımız zaman şöyle alabilirsiniz arkadaşlar. V çizgisel süratiyle T kadar sürede ne kadar yol dolanıyor? Çembersel yörüngede 2 pi r kadar. Doğru mu? Doğru. İsterseniz bu yolla yapabilirsiniz. Buradan T'yi yalnız bırakırsanız 2 pi çarpı r bölü T, V gelir. Doğru mu? Doğru. Bu durumda arkadaşlar V'yi yerine yazarsanız bakın 2 pi R bölü V yerine de mavi bakırdan arkadaşlar çekerseniz BQR bölü M mi geliyor? Dikkatle baktığınız zaman ne görüyorsunuz arkadaşlar? Bakın R'ler gitti gördünüz mü? M yukarı geçti. 2 pi M bölü BQ mu oldu? Evet. Buna dikkat edin arkadaşlar. Ezberlemenizi istediğim için değil. Siz şu formattan bildiğiniz klasik hareket formülünden bunu kendiniz çıkartabilirsiniz. Anlaştık mı? Bu da daha önceki yıllarda AYT ya da LYS sınavlarında ÖSYM'nin sorduğu bir yorumlama formül modelidir diyoruz. Aklınızda olsun. Anlaştık mı? Çok güzel. Dikkatinizi çekecek nokta nedir arkadaşlar burada? Dolanım periyodu bakın hızdan bağımsız görüyor musunuz? Parçacığın kütlesi, yükü ve manyetik alan değişmediği sürece hızını artırsanız da periyot ne yapmayacak? Değişmeyecek. Yani hızı artırdığınız zaman yarıçap aynı oranda artacak anlamına geliyor. Bir de şunu unutmayın. Bazen de frekans sorgulaması yapılır. T çarpı F'nin 1 olduğunu biliyoruz ya. Periyodun tersi frekanstır diye yorumlayabilirsiniz. Anlaştık mı? Gayet güzel. Arkadaşlar birkaç tane de soru çözmekte yarar görüyoruz. Bakalım. Hemen değerlendirelim. Örnek. Q yüklü parçacık düzgün manyetik alanda şekildeki verilerle düzgün çembersel hareket yapıyor. Sadece manyetik kuvvet etkili ise parçacık yükü kaç kulomptur diyor arkadaşlar.
Değerli arkadaşlar, sadece manyetik kuvvetin etkili olmasında o zaman aklımıza şu geliyor bizim. İlk aklımıza gelecek formül de zaten modelleme oydu. P eşittir mavi bakır, doğru mu? Kırmızı ile yazıyorum ama mavi olduğunu biliyorum arkadaşlar, işin esprisi. Evet, bu durumda bakıyorum. Neresi lazım onu kullanacağım. Verilenlere göre de değerlendirme yapıyorum. Parçacığın yükünü istiyor benden. Yükün acaba artı ya da eksi olması da önemli olabilir arkadaşlar. O yüzden de isterseniz önce işaretini bulayım ben. Dikkat edelim, böyle bir soruda işaret bulmak istiyorsanız arkadaşlar parçacığı etkileyen kuvvetin yönünü önce belirlemeniz lazım. Manyetik alan nereye doğru? Sayfaya bize doğru, gözümüze doğru. Kuvvet çemberin merkezine doğrudur her zaman. Doğru mu? Merkezcil kuvvet ya da manyetik kuvvet arkadaşlar bu şekilde gösterdiniz. Avuç içiniz O'ya bakacak. Tokat, Osmanlı tokatını kullanıyorsunuz. Manyetik alan sayfaya dışa doğru. Avuç içim O'yu gösterecek şekilde olduğunda baş parmağım arkadaşlar bakın hızla aynı yön mü çıktı, zıt yön mü? Baş parmağım hıza zıt yönde çıktı, gördünüz mü? Baş parmağımın hıza zıt yönde çıkması demek arkadaşlar demek ki parçacığımız eksi yüklü ki arkadaşlar hız yönü ne diyelim ona akım yönüyle zıt çıktı, doğru mu? Güzel. Bu bilgilendirmeyi hatırlattıktan sonra arkadaşlar hemen sonlandırmaya geçelim şimdi. Bizden yükü istiyorsa yükün işaretini bulduk. M'miz ne kadar? Kütlemiz 50 gram. 50 gram ama kilom cinsinden istiyorsa kilograma çevirmek zorundasınız. 50 bölü 1000 kilogram yapar. Çarpı hızımız direkt metre bölü saniye. Ben 24'ü yazıyorum. Eşittir. B ne kadar? 5 tesla çarpı Q'yu bilmiyoruz. Yarı çapımız ne kadar? 40 santimetre. 40 santimetreyi de metreye çevirmem lazım o zaman. 40 bölü 100 yazıyorum. Gördünüz mü? Çok güzel. Dikkatli yazıyorum ki işlem hatası yapmamak durumunda kalayım. Arkadaşlar sadeleştirmeleri yapalım. 0, 0 gitti. Üstteki 0 alttaki ile gitti. Karşı bir 0 da şu şekilde gitti. Doğru mu? Doğru. O zaman Q'yu yalnız bırakırsam arkadaşlar elimde ne kalacak benim? Evet. 5 çarpı 20 bölü 20 diyorum özür. Hemen şunu 24'e çevirelim. Evet 5 çarpı 24 bölü 10 geliyor buradan arkadaşlar. 5 çarpı 4 de buradan geliyor. Evet. Buradan arkadaşlar dikkatle baktığım zaman yine işlemleri kontrol etmek durumundayım. 5'ler gidiyor gördünüz. 24 ile 4 sadeleşir 6. 6 bölü 10'dan 0,6 kulomb çıktı. Ama cevabınız orijinalde arkadaşlar eksi 0,6 kulombdur diyoruz. Şıklarda da buna dikkat ediyorsunuz. Anlaştık mı? Çok güzel. Hemen arkadaşlar bir çalışma daha koymak istiyorum isabetli olur diye. Yön konusunu da halledelim arkadaşlar. Bakıyoruz. Düzgün manyetik alanlara dik giren parçacıkların sapma yönleri görülüyor. Sadece manyetik kuvvetlerin etkili olduğu bilindiğine göre yük işaretleri nedir? Alana tek tek girdiklerini düşün. Yani birbirini etkilemediklerini dikkate almanızı istiyorum. Anlaştık mı? Çok güzel. Bu durumda arkadaşlar şöyle yapalım. Bakın. Başka kuvvetler etkili değilse sapma yönleri manyetik kuvvetlerin aslında ne tarafa olduğunu bize gösterecek. O zaman da şöyle mavi kalemimiz elimizde. Bir nolu yüke bakıyorum. Manyetik alan sayfaya dik dışa doğru. Ben önce kuvvetin yönünü aslında anlıyorum. Hıza dik bir kuvvetimiz bu turuncu yönünde sapması için F1'in bu tarafı olması lazım. Bu sapma yönlerine dikkat edin. Aslında 2 numarada sapma yönü bu tarafa. O zaman kuvvet F2 bu tarafa. 3 numarada kuvvet o zaman şöyle F3 doğru mu? Arkadaşlar. 4 numarada bakıyorum kuvvetin yönünü yine önce bu kuvvetin yönünü mutlaka belirtiyorum arkadaşlar. 5 numarada kuvvetin yönü böyle olacak ki sapma turuncuyla belirtilen yönde olabilsin. 6 numarada dikkat edin sapma gözükmüyor. O zaman F6'nın 0 olması gerekiyor öyle gözüküyor arkadaşlar. Bunları yakaladıktan sonra da hemen değerlendirmemizi yapalım. İşaretlere bakıyoruz şimdi arkadaşlar. 1 için bakıyorum sayfaya dik dışa doğru manyetik alan. Avuç içimi kuvvete uydurduğum zaman akım yönüyle hız yönüm ne çıktı arkadaşlar? Ters çıktı. Ters çıktıysa eksi yüklüdür diyoruz. 2 numaraya bakıyorum. Elimi avucuma tokat kuvvete göre uydurdum. Tokat tekniğini kullanıyorum. Hız yönüyle akım yönü arkadaşlar ne çıktı? Aynı çıktı. O zaman demek ki bu artı yüklüdür diyoruz. 3 numaraya bakıyorum.
Arkadaşlar bu sefer de yine bakın hız yönüyle akım yönü ters çıktı, o zaman eksi yüklüdür diyoruz. 4'e bakıyorum. Manyetik alan içe doğru, 4 parmağım içe doğru. Avucumu tok kuvvete göre uydurduğum zaman akım yönüyle hız yönü aynı çıktı. Dolayısıyla artı yüklü oldu. 5 numaraya bakıyorum arkadaşlar. Manyetik alan içe doğru. Avucumu kuvvete göre ayarladığım zaman baş parmağım hızla zıt yönde çıkınca o zaman eksi yüklü olduğunu anlıyorum. Dördüncüde arkadaşlar aklım hemen benim tabii ne geliyor? Fakir bisküvisi geliyor. B, Q ve sin alfa. Burada arkadaşlar manyetik kuvvetin sıfır olması gerekiyor. Ya açı sıfır veya 180'dir ya hız ya manyetik alan. Manyetik alan sıfır değil. Yük de sıfır olabilir ama değil mi? Hız da sıfır değil. O zaman arkadaşlar buradan yapacağımız yorumla Q6'nın sıfır yani nötr olması gerektiğine karar veriyoruz. Doğru mu? Doğru. Anlaştık mı arkadaşlar? Gayet güzel. Değerli arkadaşlar yön konusunu hallettik. Hemen bir soru daha alacağım ama bunun çözümünü size bırakacağım arkadaşlar. Şöyle yapalım, bunu ödev olarak kodluyorum. Bir sonraki dersimizde çözeriz arkadaşlar. Anlaştık mı? Soruyu görün diye veriyorum. Dikkatli izleyelim, takip edelim. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hepinize başarılar diliyorum. Kolay gelsin arkadaşlar.